Yəni trigonometrik trinomiyalarını yordamçı burçaklar kırtışı yordamında yeşil üsulunu görüp çıxarmız. Birinci trinoma sinus x minus izosta 3 kosinus x teng 2. Bunun için dastlab biz quyidagi sonunu ifade edelim. Birinci trinoma. İzosta da sinus x'nin adıdaki koeffisiyent 1'e teng. Ve 1'nin kvadratı boşu minus izosta 3'nin kvadratı teng izosta da 1 boşu 3 bu 4 keteyim bulalım. Ondan ildiz aslında 2 çıkardı. Demek teylemanın her iki de tamamını 2'ye bölelimiz. Bu kalda kuyudaki teyleme hasıl bulalım. 1 taksım 2 sinus x minus ildiz aslında 3 taksım 2 kosinus x ten 1. Kendiler 1 taksım 2'nin sinus pi taksım 6 deyip olaydık. İldiz aslında 3 taksım 2 kosinus pi taksım 6 getireyim. O halde berilgen teyleme kuyuda 2 oranışı keladı. Demek sinus x sinus pi taksım 6 minus kosinus x kosinus pi taksım 6 teng 1. Bak minus 1'e köpeytir var elik teyleme. O halde kosinus x kosinus pi taksım 6 minus sinus x sinus pi taksım 6 teng minus 1 teylemanı hasıl kılalımız. Bunu biz kosinus x plus pi taksım 6 teng minus 1 deyip yazalımız. Yani bu teylemanı geçalımız. Bu teylemadan x koşu pi taksım 6 teng oyun tamamında minus 1 bol geldiği için kaçan kosinus minus 1'e teyim bolardı? Pi koşu 2 k pi'de. Şimdi pi taksım 6'nı oyun tamamına ötkizalımız. Pi minus pi taksım 6, 5 pi taksım 6 bolardı. 2 k pi. Yani k tekişliği z deyip koyalımız. Şunu da yıkılıp, birinci dinlemenin ildizleri bana bu sallardayı baratakken. Bunda k z tekişliği. Yani ikinci dinlemeye otağımız. İkinci dinlemada ham o düşünce yol tutarız. Yerde 2'nin kvadratı bu ikinci dinleme. 2'nin kvadratı hoşu minus 5'nin kvadratı. Teng 4 hoşu 25. 29. İzlizası 29. Ve teyniğinin harekete tamamını izlizası 29 gel. Bölemiz. Bu halde kuyudaki teyneme hasıl bulalı. 2 taksın İldiz da 29. Köpaytırı sinus x minus 5 taksım İldiz da 29. Kosinus x ten 3 taksım İldiz da 29. Bu sanını biz ne kediler? Sinus fi de olaydık. Bunu kosinus fi de olaydık. O halde berilgen teyleme kuyudaki oranışı keladı. Sinus fi sinus x yani sinus x sinus fi minus kosinus x kosinus fi teng 3 taksım ildiz ostida 29. Bu teylemanı ham minus 1'e köpeytirelik. O halde kosinus x kosinus fi minus sinus x sinus fi teng minus 3 taksım ildiz ostida 29. Teylemanın çap tamamı kosinus x plus fi teng oyun tamamını köçürüp yazalımız. Ve bu teyneğden biz x plus fi'ni tapamız. X plus fi teng plus minus arc kosinus minus 3 taksım izosta 29 plus 2 k pi. Ve fi'ni oyun tamamına ötkizalımız. X teng
minus fi plus minus bir daha arkosinüs minus 3 taksim x artı 29'ını biz fi minus arkosinüs 3 taksim x artı 29 deyip yazsak olalım. Plus 2 k fi. Bunda k bütün sallar toplamda zirke değişti. Şimdi kalıp bana bu tiğnemenin ildizleri bana bu formüllerle verirlerken bunda k bütün sallar toplamda zirke değişti. Bak ne yapacağız? Bu soru götürmüş. Üçüncü misal. Bu tiğnemede sinüsün aldığı koefisyent bir getirin, kosinüsün aldığı ham bir getirin koefisyent. Bu halde ildiz aslında 1'nin kvadratı koşu 1'nin kvadratı deyin, ildiz aslında 2'ye deyin. Demek ildiz aslında 2'ye bulamış deyin hemen. Sinüs x koşu 1 taksim ildiz aslında 2 kosinüs x deyin 1 taksim ildiz aslında 2. Ama bu deyin hemen asıl kılığımız neticede. 1 taksim 2 sinüs mas kelimeler bu sefer kosinüs deyip yazaydık. Kosinüs pi taksım 4 deyip yazışımız mümkün. Bunun için biz sinüs deyip yazaydık. Sinüs pi taksım 4. Bu halde bu teynlik bu deyik oran şekillerde. Sinüs x kosinüs pi taksım 4 kosinüs x sinüs pi taksım 4 deyin 1 taksım ildiz aslında da 2. Çaptamanını biz x plus pi taksım 4 deyip yazışımız mümkün. Deyin 1 taksım ildiz aslında 2. Bundan biz x plus pi taksım 4 deyin minus 1 derecesi n arksinus 1 taksım ildiz aslında 2 pi taksım 4 deyin koşu n pi. Ama formülünü hasıl kılalımız. Yani pi taksım 4'ünü çaptamanına ötküzüp koyalımız. Minus pi taksım 4 plus minus 1 derecesi n pi taksım 4 koşu n pi. Bunda n bütün sallar toplamı zirte değişti. Şimdi kalıp bana bu teynemenin ildizleri için biz bana bu formülünü basıl kıldık. Bu teynemenin yetişti kuyuda geçe hataların uçurup duradı. Bu da işte hataları uçurup durardı. Mesela bu teylemeni kvadratki aşırıp görüyorduk. Bu halde sinüs x koşu kosinüs x'nin kvadratı deyin 1'nin kvadratı teylemeni pasal kılalımız. Bunu kvadratki aşırsak sinüs kvadrat x koşu 2 sinüs x kosinüs x koşu kosinüs kvadrat x deyin 1. Sinüs kvadrat x koşu kosinüs kvadrat x 1 geteyim. Bu intamanı ötküsek. 2 sinüs x kosinüs x deyin. 0 teynemanı hasıl kılarımız. 1 minus. Bunu kvadratlar yığındısından 1 geteyim. 1 minus 1 0 bulalım. Ve bu teynemanı 2 de teynemeye ajratalımız. Birincisi. Sinüs x deyin 0. İkinci teyneme kosinüs x deyin 0. Ve birinci teynemeden x deyin. Pi k, pi n ekranını hasıl kılalımız. İkinci denilemeden x deyin. Pi taksım 2 koşu n pi ekranını hasıl kılalımız. Hop, bu ikili bana bu sorularını cevap yazış hata buladı. Ne için hata? Çünkü eğer mesela bana bir de n 1 getirin olsa bir de x deyin pi hasıl buladı. X'in oraya pi koyup görelim. Sinüs pi 0 getirin, kosinüs pi minus 1 getirin. Bir de 1 gelmez, minus 1 getirin böyle yaptı. Biz kvadratki aşırganımızda bu teynemenin ildizlerden 1 geliydi. Sinüs x koşu kosinüs x teyn minus 1 teynemenin ildizleri hem bana bir sorular, bana teynemelerin ildizleri koşulup aldı. Demek eğer biz kvadratki kütarıp bana bu yoruma yaşadığım olsak o halde bana bu teynemenin ildizlerini biz çıkartmaşlaşmamız gerek. Şunda belirgin teynemenin ildizleri hasıl buladı.
Masala qanday qilib chiqarib tashlashimiz mümkün. Va mana bu yerda ikkita holni ko'rishimiz mümkün. N juft son bo'lgan hol, ya'ni 2k ko'rinishda bu holda x teng 2k pi bo'ladi. 2k pi qanotlantiradimi? Qanotlantiradi. Sinus 2k pi 0 ga teng, kosinus 2k pi mana bu tengini mana qarayapmiz. Sinus 2k pi 0 ga teng, kosinus 2k pi 1 ga teng. Bu qanotlantiradi. Agar n tog' son bo'lsa-chi, ya'ni 2k plus 1 ko'rinishda bo'lsa, bu holda biz x teng pi ni 2k plus 1 ga ko'paytiramiz. 2k pi qo'shuv pi ko'rinishda sonlar hosil bo'ladi. Bunday sonlarda sinus 0 ga teng, kosinus minus 1 ga teng. Ya'ni mana bu tenglikni qanotlantiradi. Buni qanotlantirmaydi. Demak, mana bular yechim bo'la olmaydi. Va birinchisi yechim bo'ldi. 2k pi bu yechim emas. Mana bu yerda ko'raylik. Bu yerda ham n ning ikkita holini ko'raylik. N 2k pi ko'rinishda bo'lsin. 2k ko'rinishda bo'lsin. Ya'ni n juft son bo'lsin. Bu holda x teng pi taqsim 2 qo'shuv 2k pi qanotlantiradimi? Sinus 1 ga teng bu sonlarda, kosinus 0 ga teng va tenglamani qanotlantiradi. Demak, bu ildiz. Endi n tog bo'lsin. Ya'ni 2k plus 1 ko'rinishida bo'lsin yo 2k minus 1 ahamiyati yo'q. Xo'p, u holda n ning o'rniga 2k plus 1 ni qo'ysak, x teng bo'ladi. Pi taqsim 2 qo'shuv 2k ko'paytirib pi 2k pi qo'shuv pi. Xo'p, pi taqsim 2 qo'shuv pi da bu yerda buni o'chirib olib, quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni 3 3 pi taqsim 2 deb yozsak bo'ladi. Bu sonlarda sinus x minus 1 ga teng, kosinus 0 ga teng. Demak, mana bu tenglama bajariladi bu sonlarda. Demak, bu ham berilgan tenglamani, ya'ni mana bu tenglamaning ildizi bo'la olmaydi. Shunday qilib berilgan tenglamaning ildizlari, mana bu tenglamaning ildizlari mana bu sonlar to'plami, mana bu sonlar va mana bu sonlardan iborat ekan. Bunda k bütün sonlar toplamı z'ye tegishli. Demek bu yolunu geçkende ihtiyat borçumuz gerekirken. Bana bu tenglemanın ildizleri hem koşulup kalırdı, biz onu çıkartıp taşlaşmamız gerekirken. Eğer doğrudan doğru geçip, birdenige bana bunu geçimge cevap gelseydi, hata olurdu.